Evet bir deprem oluyor on binlerce insan ölüyor. Bir sel oluyor onlarca insan hayatını kaybediyor. Yani bunun ilahi bir şey olduğunu söylemiyoruz herhalde değil mi hocam? Yani bir sürü soru geliyor ve neden diye haykırmaktan başka şu anda yapabileceğimiz bir şey olmuyor. Tabii ki elimizden gelen yardımların dışında söylüyorum. Ee, şimdi oradaki eğitim sistemini, oradaki eğitim durumuna da bakmak istiyoruz. Özellikle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçede ikamet eden deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacağı bilgisini verelim. Bu ÖSYM Mahkemenin yaptığı bir duyuru. Bu dört ilde YKS sınavı aynı zamanda yapılmayacak. Yüksek öğretim kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yetersizlik testi 17 Haziran'da. ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi de 18 Haziran'da yapılacak. Başvurular 23 Mart'a kadar ÖSYM internet adresinden ya da mobil uygulamasından yapılabilecek. ÖSYM'den yapılan yeni açıklamada Hatay. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS'nin yapılmayacağı belirtildi. Ancak adayların istedikleri illeri tercih edip sınava girebileceklerinde duyurusu yapıldı. İsterseniz buradan başlayalım. Bu dört ilde sınav yapılmıyor hı hı. ama öğrencilerimiz başka illerde sınava sınavlara girebiliyorlar. Şimdi ilk olarak isterseniz LGS'den birazcık bahsedelim. LGS ile ilgili şu anda hangi bilgiler var elimizde? Önümüzdeki süreç onlar için de nasıl ilerleyecek? Tamam. Öncelikle şu 18 yaşın altındaki herkes çocuk hı hı. ve depremden etkilenen çocuklar da bizim sorumluluğumuzda. Hı hı. LGS dediğimiz sınav sizin de bildiniz. Eskiden adı SBS olan, TEOK evet. olan bir sınav. Liseye giriş sınavı. E çocuklar yarışıyorlar ve bu anlamsız bir yarış. Biz deprem bölgesindeki çocukları bu yarışın içerisine almamalıyız. Özellikle liseye giriş sınavında almamalıyız. Elbette şu an bu kadar psikolojik olarak yoğunlarken kesinlikle yorgunlarken. yani net olarak onların istedikleri liseye geçişini biz sağlamak zorundayız. Çünkü onların şu anda ne motivasyonları var? Yani ne sınavı hazırlanacak, hazırlanma koşulları olan bir yerde yaşıyorlar zaten şu anda. Kimleri ee, nerede yaşıyorlar? De eşitlik dedik ve e, ikinci dönem konularında muaf tutulacak dendi. Şimdi bu bir eşitlik evet. sağlamayacak. Şöyle düşünün, Türkiye'nin diğer illerinde şu anda ikinci dönem konuları değil, tahmin edebileceğiniz gibi birinci dönem konuları tekrar Tekrarı ediliyor. geçiyor. Sorular çözülüyor e, ve... Depremden hiç etkilenmeyen illerde çocuklar motiveler, sınavlarına çalışıyorlar. Tüm 8. sınıflar gibi başları önlerinde 4-5 tane nitelikte okul ismi verilen okula girmeye çalışıyorlar. Bu anlamsız bir yarış zaten. Her çocuk için anlamsız yarış. Ama deprem bölgesindeki çocukları bu yarışla yani 4 Haziran'daki yarışa girmeyeceklerini acil olarak söylenmesi ve istedikleri liseye kayıt olabileceklerinin söylenmesi gerekiyor. Kimileri buna şunu söyleyebilir ama bu haksızlık. Ya bu çocukların yaşadıkları daha büyük haksızlık. Buna kim haksızlık diyorsa yani neyse bir şey demiyorum. Evet, de, demiyor. Mümkün değil yani böyle bir şey düşünebilmek öyle değil mi? Ve liseden bahsediyoruz. Yani çocuğun bir üst eğitim kurumuna girecek. Meslek seçmiyor, herhangi bir yere gitmiyor. Liseye geçecek. Bir çocuğun rahatlaması lazım. Çünkü bu da bir stres. Kaybınız var, eviniz yok, üstünüze giyecek bir şey yok. Ve siz 4 Haziran'daki sınav, yani e, enkazdan çıkan çocuklardan biri şey demişti. Kitaplarım içeride kaldı sınav kitaplarım. Çocuklar için bu büyük büyük. Ee, çocuğun Hayali, animali, evet, geleceği, her geleceği. şey orada kaldı enkazın altında aslında. Ve onun gerçeğine aykırı bir şekilde biz ya bir dakika 4 Haziran'da sınav var dediğimizde zaten yaşadığı stresin üzerine bir stres daha ekliyoruz. Ya, bunu hakkımızın olmadığını düşünüyorum en azından LGS açısından. Bu noktada onların avantajları, daha doğrusu avantaj demeyeyim olanaklarını bir kez daha isterseniz izleyenlerimizle paylaşalım. Tamam. Yani şu, e, ikinci dönem konulardan muaflar, muaflar ve... 4 Haziran'da sınava girecekler ve istedikleri okulda girebilecekler. Bu kadar. Evet. Ha, sınav ücreti alınmayacak. Sınav ücreti de aynı zamanda alınmayacak. Ama değil. bu değil yani sınav ücreti konusu yani maddi yardım değil buradaki yardım. Çünkü çocuklardan söz ediyoruz. Zaten o sınav ücretini o çocukların vermeyeceğini hepimiz biliyoruz. Aileleri verecek. Evet. Konu sınav ücreti değil çünkü. Hayatlarını birazcık olsun kolaylaştırabilmek kesinlikle belki de hayallerinin tekrar canlanmasını sağlamak belki de. Şimdi deprem bölgesinde peki eğitim bundan sonrasında nasıl sürdürülebilir? Birazcık hem eğitimsel açıdan bakalım hem de psikolojik açıdan çocuklarımız açısından bakalım. Bir de üniversiteye girecek, üniversite sınavına girecek çocuklardan da söz edelim isterseniz. Tabii ki, tabii çünkü ki. E, hani 81 ilde üniversite açtığımızda övünüyoruz ama 10 ilin üniversite sınavına girecek çocukları bir yere sığdıramıyoruz. Hmm. E, onlar da sınava girecekler e, ve onlar hayatlarının en önemli sınavlarına girecekler. Çünkü artık meslek seçtikleri bir aşamaya geçiyorlar. Evet. E, burada ek kontenjana gidilebilir. Özellikle depremde kaybı olan e, çocuklar için. Nasıl ki okul birincisi kontenjanı vardır ek. Üniversitelerin, bölümlerin. Burada da AFS'de çocuklar için ek kontenjan ya da ek puan tanımlaması yapılabilir. Çünkü umutlarını yitirmiş çocuklara umut vermesi gereken kişiler biziz. Ve orada bir yol açılmalı bu çocuklara. Bu yol açılmalı ki gerçekten de o girecekleri sınavda, Haziran'da girecekleri sınavda biraz işleri rahatlasın isterim. Üniversite öğrencileri için söylüyorum. BGS'ye zaten sınavda olmamalı dedim. Peki bölge nasıl? Bölgedeki bölge. eğitim nasıl? Bölge bir kere çok moralsiz bölgedeki çocuklar motivasyonsuz. Zaten nakille gitmiş bir sürü çocuk var. Şu anda psikososyal çalışmalar devam ediyor. Evet, şeyi, Özel... okul değiştirmeye bırak Yani aynı zamanda bir şehir, bir yaşam alanı da değiştirdi bu çocuklar. Şimdi bu çocuklara da nasıl yaklaşılmalı birazcık da? Yani tabii ki eğitim şartı, tabii ki eğitim önemli ama sonuçta kafamızın yerinde olması daha önemli değil mi? Şimdi eğitim şart, eğitim önemliden kastımız şu değil. Çocuk gelsin matematik öğretelim, çocuk gelsin tarih öğretelim değil. Eğitim şart Şarttan kastımız şu çocuklar ancak akranlarıyla beraber olurlarsa sağ altıma girerler. Amaç orada çocuğu okula çekmek ve bir an evvel matematik öğretmeye çalışmak değil. Akranlarıyla iyileşmesine yani çocuklar penceresinden normali görmeleri için eğitim şart ve okulların bir an evvel açılması evet. gerekiyor. Çünkü evet. anımsarsınız salgın döneminde de ilk yaptığımız şey okulları kapatmak oldu. <laughs> i̇lk aklımıza gelen okulları bir kapatalım bir duralım. Hemen onları koruma altına alalım psikolojisiyle. Ama burada aslında koruma altına almıyoruz, tam tersine tam daha tersine. çok yalnızlaştırıyoruz. Çünkü bu çocukların e, kısa bu 75 yaş üstüne yaptığımızda aslında aynı şey. Evet, çok benzer. E, bu çocukların saaltim için e, kendi akranlarıyla çocuklar oyunla saaltırlar. Yani oyunda iyileşmeye başlarlar. E, şu anda bölgedeki çocuklara ne yapıyoruz? Kısa süreli e, destekler vermeye çalışıyoruz. Ee, bölgede özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Aile Sosyal Sosyal e, Hizmetler Bakanlığı'nın ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir sürü yetkilisi var. 5000'e yakın. E, oradaki görevliler çocuklara temas ediyorlar. Oradaki öğrencilere temas ediyorlar. Öğrenciler, öğretmenler de dahil değil mi bu aslında? Ki, tabii ki. Ama e, bu temasların kısa süreli olması çok kötü. Hı hı. Yani gittiniz bir ilişki kurdunuz. E, çocuk... Yanında olduğunu Yanında oldunuz ve bir hafta sonra siz e, Manisa'ya görev yerinize döndünüz. Evet. Ee, sonra sonra yeni gelen kişiyle tanıştım. O dedi ki e, nerede benim demin tanıştığım kişi? Hadi onu görüntülü arayalım. Yani bağ kurmak hmm. ve kendini aktarmak. Bir de e, yine bizim klasik bu yardım deyince yağdırmakla ilgili bir e, tarzımız var. Yani yardım Ya işte edelim. o anda böyle bir seferberlik içgüdüsüyle neyim var neyim yoksa her şeyim onlara feda olsun yeter ki yani bir miktar kendilerini iyi hissetsinler ve yanlarımızda olduğunu hissetsinler duygusu. insan evrimsel bir psikoloji gibi karşıma çıkıyor benim sürekli ama e, bu devamlılık konusunda özellikle bu yardımların devamlılığı konusunda çoğu doktorumuz, hekimimiz ve şimdi siz de bir eğitmen olarak buradan isterseniz bir uyarı da bulalım. Bir çağrı. Ölçülü yardım. Çocukları paketli ürüne boğduk. Yani şeker vermek iyileşmenin yöntemi değildir. Çocuğa devamlı topkek vermek iyileşmenin yöntemi değildir. Hı hı. E, yardımın ölçülüsü ve anlamlısı e, olmalı ve çocuklarla kurulabilir yaklaşımında sürdürülebilir ve uzun soluklu olması gerekiyor hı hı. bir de e, yine bölgede unuttuğumuz en önemli gruplardan bir tanesi hep çocuklardan söz ediyoruz ergenleri unuttuk hı hı. E, esas belki de en çok ihtiyaç olan Evet çocuklar olan. ergenler çünkü onlar enkaz e, çalışmalarına da katıldılar çok şey yaşadılar hı hı. çocukları sakındık koruduk arkamıza gizledik ama 15 yaşındaki 16 yaşındaki çocuklar onlar da çocuk oradaydılar Annelerine, babalarına kayıplarına destek verdiler, e, cenazelere eşlik ettiler ve şu anda bekliyorlar. Onların yaşadığı ki biliyorsunuz e, felaketin üzerinden iki tane şu anda intihar vakası var gençlerden. Gerçekten. Tabii ki e, şehir değiştirmiş gençlerden bir tanesi. Şimdi çünkü bütün arkadaşlarını yitirmiş, kaybetmiş hissediyor ve oradaki birçok çocuk kaybetmiş hissediyor. O kayıp hissini bizim ha bu arada bunlar gerçekler, bunu hissedecekler. ...yas yaşayacaklar. Doğalı bu. Sağıltımın e, iyi olma haline giden yolculuğun adımları bunlar. Ama e, bunun için bizim tam destek olmamız gerekiyor bölgeye. Eğitim anlamında. Eğitim anlamında psikolojik olarak da gerçekten onları en güzel herhalde hayata bağlayacak şey arkadaşlarıyla kuracakları, Tabii. yeni arkadaşlarıyla kuracakları sosyal ilişkiler, oyunlar, değil mi? Bu arada okul mesela açılmış okullar var bölgede. Henüz hmm. e, açılmayan o şehirlerde var. Mesela bin kişilik bir okulda şu anda 36 tane öğrenci gelmiş. Hı hı. Yani diğer çocuklar yok biliyorsunuz ikinci hı hı. dönem mecburiyeti ortadan kaldırıldı okullarda. Şimdi çocukların okula gitme motivasyonları da yok. Hiçbir motivasyonları yok. Ne çocukların ne ergenlerin. Bizim o bölgeye şimdi olağanüstü bir dönem yaşıyoruz doğru mu? Yani olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Kesinlikle. Bizim de olağanüstü kararlar almamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Çünkü var olanlığı iyileştirmeye dönük bir şey yaptığımızda yeterli olmuyor. Gerçekten de alacağımız kararların da büyük olması lazım o bölge için eğitim anlamında. Şimdi devam edeceğiz ama burada önemli bir soru var. Özellikle de son dönemin herhalde en tartışmalı konularından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Depremde bu dönemde aslında coğrafya derslerinin müfredattan kaldırılmış olması Coğrafya dersinin seçmeli mi oldu? Yani 2019 yılında coğrafya dersi seçmeli hale getirildi. Hmm. Evet doğru. Şimdi ee, şimdi buraya büyük anlam yüklendi bu sansasyona döndü. Vay coğrafya Nasıl dersini düşünelim? seçmeli yaparsanız işte bak bu olur. Çocuklar Gibi. coğrafyayı bilmez. Şimdi hmm. o var olan coğrafya dersi kitabının içeriğine bakmak lazım. Çünkü orada da şu anlatılıyor. Ee, Hatay'ın künefesi, Antep'in baklavası ee, diğerinin acı biberi yani turizm kitabı gibi yapılmış bir coğrafya kitabından söz ediyoruz oradaki coğrafya derslerinde tamam ee, mesele şu bizim bütün derslerimiz için gerçekçi ve anlamlı bir eğitim ihtiyacımız var yani sorgulayan araştıran mesela yapı denetimi nedir? lisede veriyor musun? Hmm. hayır hmm. ee, sağlam bina nedir? hayır biz bunların hiçbirini vermiyoruz yani, bunun için illa coğrafya dersi olsun Coğrafya dersine gerek yok. İlkokul üçte zorunlu hayat bilgisi dersimiz var. Ne işledik, ne yaptık, ne gösterdik? Doğru. Şimdi sorgulamayan, araştırmayan, düşündürmeyen bir eğitim sistemi olduğu sürece siz isterseniz 12 saat coğrafya dersi verin. Sonuç yine bir şey değiştirmeyecek. Ama evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.